Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Altıncı nesil savaş uçağı mı geliyor? Milli Muharip Uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sosyal medyada en çok işlenen konulardan biri olmuştu. Yerli ve milli savunma alanında dikkat çeken Kaan projesi akıllara altıncı nesil savaş uçağı sorusunu getirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaan'ın ardından yapay zeka entegre edilmiş altıncı nesil savaş uçağı için şimdiden çalışmalı başladık dedi. Kotil aynı zamanda 6. nesil savaş uçağı geliştirildiğini, bu uçağı Anka 3, Kızıl Elma gibi uçaklarında eşlik edeceğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı geldi. Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyen ilave sıkılaştırma yönünde bir düzenlemeye gittiğini duyurdu. Söz konusu duyuruda kredi büyümelerine ilişkin çalışmalar ele alındı. Krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırının %2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırının %2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde de %2 sınırının korunmasına karar verildi. Avrupa Birliği Savunma Sanayi Destek Paketini açıkladı. Peki ne kadar oldu? Avrupa Birliği üye ülkeler arasında ortak askeri alımları teşvik etmek için savunma üretimini artırmaya yönelik bir plan sunuldu. Söz konusu planla üye ülkeler arasında ortak askeri alımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara başlanılması planlanıyor. Çalışmalar teşvik edilerek savunma üretimini artıracak 1,5 milyar euroluk da bir destek sağlanacak. Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karardaki en büyük etkenlerden biri de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş oldu. Bu programlarla Rusya karşısında Avrupa Birliği savunma sanayi üssünün büyümesi hedefleniyor. Bakan Kacır 15 yeni Türkorn adayını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkorn adayları tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya katılan Kacır, Türkorn 100 programına seçilen ilk 15 Türkorn adayını açıkladı. KOSGEB desteğiyle yürütülecek programda adaylara 50 milyon lira finansman desteği sunulacak. Türkorn hedefi de 2030 için 100 adet oldu. Bu programla aynı zamanda teknoloji girişimciliğine yeni Türkornlar kazandırılması amaçlanıyor. Yeni Türkorn adayları için önümüzdeki dönemde başvurular alınmaya devam edecek. F-16'lar Aselsan'la mı özgürleşecek? Son zamanlarda savunma sanayisiyle adından söz ettiren Aselsan, bu alandaki gelişmelerine bir yenisini daha ekledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından milli aviyonik sistemlerle modernizasyonu yapılan F-16'lar artık tamamlandı. Özgür projesi kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen F-16 Blok 30 savaş uçağı artık Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Dönemin Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bu projeyle ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundu. Demir, F-16 modernizasyonunu kesinlikle kendimiz yaparız, hem de çok iyisini yaparız dedi. Bunların yanı sıra ilaveten de tamamen milli sistemlerle donatılmış görev bilgisayarı ve diğer unsurları, aviyonikleri tamamen yerli sistem olarak devreye konabileceğine değindi. Demir, Blok 30'larda özgür projemizi bu bir yere getirildi. Blok 40 ve 50'lerde uygulanacak duruma geliyor diye de ekledi. Otomotiv devi Türkiye'de bir ilke imza attı. Toyota Boşakuş şirketi Mersin'de 12 milyon euroluk bir tesise dev bir yatırım yaptığını açıkladı. 120 dönümlük alana yaptığı yatırımla firma enerjisini dışarıdan karşılayan ilk şirket olacak. Tesis sayesinde bu yıl üretimde karbon nötr olmayı da hedefliyor. Globalde de çalışmalara başlanılan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki projede tesis kurulum çalışmaları artık tamamlandı. Toyota Boşoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, müşteriyle ürün sevkiyatında kullanılan kamyonlarımızı elektrikli araçlara çevirdik. Bu alandaki azaltımlar için çalışmalar hızla devam ediyor dedi. Savunma sanayisine güç katacak yatırım yolda. Altınay Savunma'dan savunma sanayisinin gücüne güç katacak yeni bir yatırım geldi. Uluslararası alanda güçlenmek için Makine İhtisas OSB'de yeni bir üretim
üretim tesisi kuracağını duyurdu. Gebze Dilovası'nda inşası süren yeni üretim tesisi, elektronik üretim ve kompozit alanlarında Türkiye'deki nadir tesislerden biri olmayı hedefliyor. 12.500 metrekarelik bir alana kurulacak yeni tesis, savunma ve havacılık sanayisine yönelik üretimler yapacak. Faaliyete geçmesi planlanan tesisin yaklaşık 100 kişilik ilave istihdam sağlayarak bölge ekonomisine de katkı sunmuş olacak. Ayrıca kurulacak 1000 kişilik ARGE merkeziyle şirket inovasyon ve teknoloji alanındaki lider konumunu da güçlendirmiş olacak. Çorum'a yeni OSBM'i kuruluyor. OSB kuruluş çalışmaları Türkiye'nin dört bir tarafında devam ediyor. Yeni OSB'nin yer seçimi toplantısı da geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çorum'un İskilip ilçesinden sonra Alaca ilçesine de OSB kurulması için çalışmalar devam ediyor. Alaca Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesi için kurum görüşlerinin belirlendiği son yer tespit toplantısı da yapıldı. DASK'tan milyarlarca liralık ödeme geldi. Ülkemiz geçtiğimiz yıl Şubat'ın 6'sında 11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketiyle sarsılmıştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, depremden etkilenen iller için yapılan harcama ile ilgili bir belge yayımladı. DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş Merkezi depremler sebebiyle 600 bin dosya için 35 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Her geçen gün yenilenen DASK hasar ödeme kapasitesi de 25 milyar liradan 280 milyar liraya çıkarıldı. Genel Müdür Eren, deprem sigortası sayısında artış olduğunu da ekledi. Türk Petrol Devi'nden kritik Rusya kararı geldi. Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol terminallerinden biri olan 4 yol terminalini işleten Global Terminal Servis aldığı kritik bir kararı paylaştı. Türkiye'nin en büyük 7. petrol ithalat şirketi artık Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri almayacak. Bunun nedeni olarak da Amerika'nın yaptırım baskısının artışı gösterildi. GTS'nin aldığı bu karar, yürürlükteki tüm yaptırımlara uyma çabalarına rağmen ulaşamayacağı ve kontrol edemeyeceği faaliyetlerin etkilerini ortadan kaldırmak olduğu söylendi. Rusya'da yaptırımlara karşılık petrolü Avrupa ve Amerika yerine Türkiye ve Afrika ülkelerine yönlendirme yönünde bir karar aldığını söyledi. 8 milyon avroluk çılgın proje gündemde. Dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi projesi 2022'de Solar Duck firması tarafından duyurulmuştu. Söz konusu projenin maliyeti 8,4 milyon avroya mal olacak. Yüzey güneş santralleriyle kara kullanımı sorunu da ortadan kaldırılmış olacak. Solar Duck firmasının bu alanda yaptığı dev yatırımlar hızla büyümeye devam ediyor. Proje dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi projesi olacak. 5 megawattlık bir güce sahip olacak proje büyük ölçekli olarak tasarlandı. Ve proje Hollanda'nın batı kıyısındaki Orangewind Rüzgar Çiftliği projesinin bir parçası olacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.